geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Mutlu Barış Harekatı'nın kutlama törenlerine Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen bölgede bulunuyorum. Sayın Genelkurmay Başkanımın teşvikleriyle onun namına törenlere iştirak edeceğim. Donanma Komutanı, Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı olarak da böyle bir göreve tefrik edilmek, bir de kendi birlikleri bu bölgede görev yapan bir komutan olarak bu görevi tefrik edilmek bizim için çok büyük memnuniyet verici. O sebeple yarın başlayacak olan tören öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızı, sizi ve Başbakanımızı ziyaret etmek suretiyle bir anlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin iyi dileklerini sizinle paylaşmayı arzu ettik. O sebeple bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 43. yıl dönümünde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünde yine her yıl olduğu gibi kardeş derneğimiz Türkiye Atmanlı bir gazete Şehitimiz Yetimler Derneği davet ettik. Ve burada bulundukları süre içerisinde devlet yetkililerini ziyaret gerçekleştireceği törenlere katılacaklar. Şehit dikeni ziyaret yapacak. Bizleri kabul ettiğiniz için size teşekkür ederim. Sayın Meclis Başkanım, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul Betimleri Derneği olarak kardeş derneğimizin davetlisi olarak Mutlu Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman Kıbrıs Türk halkının haklı davasının yanındayız. Her zaman bunu destekliyoruz. Gerektiği zaman da her türlü fedakarlığı yapmaya her zaman hazırız. Biliyorsunuz bu haklı davada yüzlerce şehit verdik. Bizler de Türkiye'de onların temsilcisiyiz. Üyemiz bulunan ve temsil ettiğimiz binlerce şehit ailesinin ve gazinin de burada sizlere selamlarını iletiyorum. Savaş kötü bir şey ama bir haklı dava olduğu zaman o haklı dava içinde fedakarlık yapmak gerekiyor. Bu fedakarlığı yapan şehitlerimiz de burada rahmetle anıyorum. Hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de uzun ömür ve sağlıklı bir hayat diliyorum. Bu seneki heyetimizin 170'i hanımefendilerden oluşuyor. Şehit eşi ve gazi eşi. Bu mutluluğu hep beraber hissedelim. Bayanlara bu sene ağırlık verelim dedik. Tekrar bizleri kabul ettiğiniz için şahsım, heyetim adına da teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum ben de sizlere. Sizin de ifade ettiğiniz gibi savaşlar çok kötüdür. Dünyadaki bütün uzlaşmazlıkların aslında karşılıklı diyalogla çözülmesi arzumuzdur. İnsanlar göç etmesin, insanlarımızı kaybetmeyelim, geride kalanlar acı çekmesin ama maalesef günümüz dünyasında da savaşlar devam ediyor. Ve savaşların acısını en iyi bilenler şehit yakınlarıdır, kayıp yakınlarıdır. O yüzden her zaman onlara, geride kalanlara metanet diliyorum, sabır diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık diliyorum. Bizler kendi ülkemizde huzur içinde, güven içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Bir insanın en doğal insan hakkıdır bu. Dolayısıyla bu konuları da başka bir insanın yaşam hakkına, kendi ülkesinde huzur içinde yaşamasına müdahale edilmesi de işte maalesef bu kötü sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Biz barış ve huzur dileyelim. Bundan sonra bu savaşlar yaşanmasın. Arzumuzu her fırsatta olduğu gibi yine yineyelim. Sizlere de tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Sabırlar diliyorum. Bu güzel günde sizlerin aranızda olmanın mutluluğunu yaşadığımızı
ifade etmek istiyorum. Hep aynı duygularla, aynı düşüncelerle bizler de oralarda, Kosova'da yaşamaktayız. 43. Barış Harekatı'nın 43. yılının kutlamalarında sizlerin arasında olması bizleri çok memnun etmektedir, duygulandırmaktadır, heyecanlandırmaktadır. Çünkü bizler de size benzer şeyleri yaşadık. Ortak sıkıntılarımız, ortak heyecanımız, ortak mutluluğumuz. Bunun için bu heyecan içerisindeyiz. Tekrar hayırlı olsun. İnşallah Allah bundan sonra hep güzel günler göstersin diyoruz. Kosova Cumhuriyet olarak 109 ülke tarafından tanındı. Bu da son 9 yıl içerisinde. Biz de kardeş ülkemiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin darısı başına diyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 43. yıl dönümünde sizleri aramızda görmekten mutluyuz. Kosova milletvekilleri olarak her zaman yanımızdasınız. Karşılıklı ziyaretler, karşılıklı ilişkiler bizi her zaman güçlendirir. Ve biz sizlerin desteğini hep hissettik. Bu meclis başkanlığı süresince de sizlerin bize gösterdiğiniz yakın ilgi bizleri hep mutlu etmiştir. Az önce ifade ettiğiniz gibi acılarımız ortak, sevinçlerimiz ortak, kültürümüz ortak. Dolayısıyla bizim kendi aramızda daha da geliştireceğimiz bu ilişkilerin, kuracağımız köprülerin hem bizlere hem bu dostluk köprülerinin, kardeşlik köprülerinin insanlığa çok faydalı olacağına inanmaktayım. Tüm arzumuz bizim bu ilişkilerimizin bütün dünya ülkeleriyle yapabilmemizdir. Çünkü bu çok insani bir olaydır. Biz bu yönden dünyaya bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bu izolasyon ve ambargoların kalkması yönünde. Bir demokratik halka, demokratik bir düzen içinde yaşayan, kurumları olan bir halka bu şekilde ambargo uygulanması sporcularına, sanatçılarına, siyasilerine ambargo uygulanması bu çağda kabul edilemez. Kaldı ki çözümsüzlüğün sorumlusu biz değiliz. Son Crans-Montana'da yaşanan olay da, müzakere süreci de BM gözetiminde olmuştur. Uluslararası gözlemciler vardı. Burada da çözüm isteksizliğinin hangi taraf olduğu gayet net bir şekilde görüldüğünü ümit etmekteyiz. Bu durumda Kıbrıs Türk tarafına siz izolasyon ve ambargo altında yaşamaya devam edin. Bir gün çözüm gerçekleşir şeklinde bir düşünce ve bir davranışın adil bir davranış olmadığını bir kez daha vurgulamak isterim. Tekrar hoş geldiniz diyorum.